Merhaba arkadaşlar, ben Cheaper. Başka bir Hearts of Iron Let's Play'imize daha hoş geldiniz. Yanımızda arkadaşlar, tabii ki Cheaper burada. Haşhaşin yani. Çağrı var yanımızda. Merhaba Çağrı. Merhaba. Evet arkadaşlar, Yükselen Güneş'in İmparatorluğu yani Japonya ile oynuyor Çağrı. Artık Bonzai diye girecek bize herhalde. Ve yanımızda başka bir kişi daha var. Atilla The Hun yani Anıl. Merhabalar Anıl. Merhaba. Evet arkadaşlar, Anıl da yanımızda ve kendisi arkadaşlar Alman Reich. Deutschen Reichen Sie. Evet arkadaşlar, Almancam bu kadar. Deutschen Reichen Sie. Bu kadar yani, daha bir şey bilmiyorum. Kendisi Almanlar olarak bizi bayağı zorlayacak. Kendisi bayağı buradan laflar, böyle olaylar döndü. Sen kimsin, Almanlara laf edersin falan filan, böyle bir şeyler dedi arkadaşlar. Ben de korktum. Ancak kendisi de Alman olarak yer alacak. Yanımızda bir kişi daha var. Transef. Buradan yazalım onlara. Yaman kendisi arkadaşlar. Transef. Selam söyle YouTube'a diyelim. Söyle YouTube'a diyelim. Oradan da size selam söyle. Kendisi Yaman arkadaşlar. Öyle bir dostumuz kendisi de. Anıl'ın arkadaşlarından biri. Kendisi değil mi Anıl? Evet. Aynen öyle. Evet. Şimdi başlayalım. Artık başladık. Yanımıza hani bir bölüm sonra falan şey de gelecek. Artık kaç bölüm olur o kadar emin değilim ama Barış'la Fatih de gelecek. Onları da aramızda göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi hemen fabrikalarımızı halledelim. Ne alemdesiniz millet? Hiç bu kadar fabrikayı bir arada görmemiştim daha önce. Japonya, adam Japonya. Adam bonsaici. Çağrı, bonsai nasıl bir şey? Güzel abi, kafa açıyor. Yok tabii ki arkadaşlar, öyle böyle güzel bir şey değil. Buradan şimdi şey olmasın, kanalımız çökmesin. Öyle bonsai güzel güzel diyor, anlaşılmasın. Yani evet. Stalingrad civarında yağalım fabrikalarımızı. Söylüyorum bak Anıl. Yani Stalingrad'da yıldın fabrikayı, traktör fabrikası. Stalingrad ünlü traktör fabrikası. Şeyle panzerleri mi hazırlıyorsun? Yok, stratejik bombardıman uçakları. Oo, bu sefer yani güldürmedi. Bu sefer güldürmedi arkadaşlar. Bu sefer güldürmedi. Hemen topçularımızı falan ayarlayalım biz de. Oh. Ne kadar da güzel. Research'umuzu halledelim. Birazdan açacağım. Hazır olduğunuz zaman söyleyin, hani açayım. Hızlansın oyun. Tamamdır. Öyle şey yapmayalım. Şunumuzu alalım. Şunumuzu alalım. Şimdi ordumuzu kuralım yine şuraya arkadaşlar. Şöyle bir benim taktiğim bu arkadaşlar. Hani buna bir counter şey yaparsanız yaparsınız artık. Ve hep Sovyet taktiğim budur. Ünlü Cheaper Sovyet taktiği denebilir bunu arkadaşlar, ama denmeye de bilir tabii ki. Şunumuzu alalım şöyle. Tabii ki sadece onları değil, şunları da katalım içine. Hı. Kış savaşına hazır olsun ordumuz. Bunlarımızı alıp koyalım. Bölüp koyalım. Gördük mü? Ne güzel oldu arkadaşlar ya. Hemen hallettik. Aha, açıyorum. Açayım mı? Ben hazırım. Çağrı, açayım mı? Aç abi. Tamamdır. Allah, artık başladı. Her şey başladı. Bunlar Etiyopya destek birliklerim olacak. Şu Kafkas birliklerim. Bunlarla böyle İtalya'yı oyalamayı düşünüyorum. Hemen bir lag, spike adını verdiğimiz şeyimiz de hemen çıktı. Hemen birileri lag oldu. Ha tamam, düzelmiş şimdi. 3 yapalım hızımızı. Evet arkadaşlar, önceki multiplayer oyununu şey yaptık, bıraktık. Çünkü hani böyle hani kazanacağımız çok belli olduğu zaman, bir de hani hepimiz aynı şey olduk ya böyle. Hani bir işin şeyi kalmadı. Hepimiz birlikte falanız böyle arkadaşlar. İşin zevki kalmadı oradan. Böyle yapalım dedik biz de. Ordumuzu şey yapalım. Hı. Nerede çıksın lan bu ordu? Kiev civarında ordularım. Çıksınlar gitsinler. Neyim eksik? Kesin rubber'dır. Aynen, rubber'ım eksik. Brezilya'dan kimse almadan alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Alalım lan. İngilizlerden alalım. Vallahi alıyorum İngilizlerden arkadaşlar. İngilizlerden alıyorum. Kauçuk. Bakalım ne olacak. Japon sınırına bir gidelim. Japon sınırına. Abi daha yeni başladık. Yok lan, öylesine gittim yani. Tabii yeni başladık. Değil mi Çağrı? Aynen.
Yani bir arkadan bıçaklama beklemeyeyim değil mi senden? Yok abi. Olmaz öyle şey. Japonya doğal müttefiği. Japonya Almanların doğal müttefiği. Olaylar olacak. Arkadaşlar. Oho. Şimdi buna kimi versek? Tukhachevski'yi verelim. Aynen. Kimdi bunlar? Heh. Bunlar kış savaşı olacağı için tabii ki Zhukov'u falan verelim bunlara. Ya sonuçta kış savaşı olacak ama Konevi de verebiliriz. Şimdi Zhukov'u şeye yollamak istiyorum ya. İspanya'dır İspanya'dır oralara yollamak istiyorum. Oo asıl şimdi olay çıkacak ha. İspanyol savaşında Almanlar da Sovyetler de destek yollayacak. Oo. Ya da Japonya'da da. Japonya'da destek yollar mı Japonlar? Hı? Kim abi? İspanyol savaşına. Yollarız. seni var ya bir de yollarız diyor. Evet arkadaşlar. Olaylar. Şimdi şu Clement Voroshilov'u mu yapsak şey mi yapsak yahu? Semyon Budyonin mi? Hı? Evet Voroshilov'u vereyim ben. Kafkas güçlerime, kuvvetlerime. Şimdi Etiyopya'ya ne kadar destek yolluyor? Savaşta başlıyor değil mi Etiyopya? Aynen. Ne kadar volunteer yollayabiliyoruz buna? 2 sadece tamam. Şöyle 2 tane dağcı birliğimizi yollayalım. Şu ikiliyi yollayalım şöyle. Başına da Semyon'u koy gitsin. Etiyopya'ya destek olarak. Evet hemen heyecanlı başladık arkadaşlar. Gördüğümüz gibi hemen olaylı başladık. Bakalım Etiyopya'da ne olacak? Etiyopya'yı savunursak dağcılarla çok güzel olur. Hani İtalyanlar fazla şey yapamaz. Bildiğiniz gibi zaten İtalyanlar hep böyle bir her savaşta böyle bir ufaktan arkadaşlar tokat manyağı oluyorlar. Burada da büyük ihtimal öyle bir şeyler göreceğiz. Öyle zannediyorum. Şimdi Boris'i bir maraşalimiz yapalım. Arkadaşlar bu taktikleri kullanın. Burada gördüğünüz taktikleri Sovyetler olarak. Ve size hiçbir yerde görmeniz başka bir taktik daha göstereceğim. Sovyetler olarak sadece cheaper farkıyla arkadaşlar. Yani böyle bir diyeceksiniz ki vay arkadaş neler oluyormuş falan diyeceksiniz. Öyle yani. Evet şeyimiz %0. Lohalan ben size %0.9 şey yapmışım. Ha Etiyopya'ya destek yolladım ya o yüzden. Tansiyonu yükseltmişim beyler. Aynen. Bende 0 gözüküyor. Ben de daha çok artacak. Şimdi 1 olmadı mı? Aynen benim sayemde. Ne yaptın? Oo ne yaptın? İtalyanları yalnız bırakmam. Hayır. En iyi dağcılarımı gönderiyorum oraya. Hayır. En iyi komandanımda. Hemen dağcılar siz de desteğe gidin. Yoksa İspanyol Savaşı'ndan önce başka bir savaşta mı karşılaşacak? İlk Sovyet ve Alman askerleri görmüş olacağız arkadaşlar. Vallahi bu dağları da bomboş bırakmış bir Etiyopya ya. Askerler bayağı kibirli ya. Bir tane geliyor yani. Bir taneyle hallederiz. Oh. Bir askerli mi alacaksın şeyi? Abi şöyle bir sıkıntım var. Menkuko benim papatımmış. Evet, o şimdi evet. Yeven çıkacak. Onları alabileceksin onları. Tamam. Askerlerimiz böyle. Sovyetler nerede bakalım? İki askeri geldi ya, Sovyetlerin ya. Sovyetler daha güçsüz. Bir tane gönderdi. He? Biz bir tane gönderdik daha. Bir tane. Aynen. Bir tane bölük. Kaç askerim var? 6K'lık. Hadi. Gerçekten yani 6K'lık elit bir birlik gönderdik. Hadi. Oha 6K'lık. Ha sadece teknik 6K'lık. Hadi. Evet arkadaşlar Naziler vay be geliyor. Olaylar. Bakalım İtalyanları şey yapabilecek miyiz? Bak Etiyopya'nın savaş planına bak. Garibim ya. Kıyamam arkadaşlar ya. Acaba Etiyopya olup şu savaşı kazanan falan var mıdır ya? Çok zor yani bunu kazanmak. Ya bunu kazanamazsın ki. Ne yapacaksın ki bunda? Değil mi? Adamlar mızrakla saldırıyor neredeyse. Vallahi ya adamlar okla yayla saldırıyor resmen. Rust şey gibi arkadaşlar. Düşün karşıda herkes AK'li boltlu. Sizde ok yay var. Bakın şu savaşa. Oo. Rhineland remilitarize olmuş. Oo. Şey gidiyor şimdi. Onun National Focus'tan öyle gidiyorsun değil mi? Bak, daha koymamış bile. Seni bak burada Rhineland'a batmış anladın.
Fransa ile savaş yakındır o zaman. Yani, diyebilir miyiz Anıl? Şu an Almanya ile Sovyet ilişkileri o kadar kötü değil aslında. Hani tarihsel açıdan değil mi? Müttefiklik var aynen. Zaten müttefiklik diyemesek bile bir şeylik var yani böyle bir. Hani aman bunlar kız alıp vermeme durumu yok yani en azından. Değil mi? Saldırmazlık anlaşması imzalayacağız zaten. Aynen. İmzalarsak eğer. Eğer olursa tabii İmzalarız değil. İmzalarız herhalde ya. Bilmiyorum Polonya artık. Sana bağlı yani. Polonya var burada ne güzel bak. Gayet bölüşürüz bunu bence. Aynen. Ben kendimi zaten bilime adayacağım yani. İlime, İrfan'a mı adayacaksın kendini? Aynen. Şimdi arkadaşlar hemen şu Estonya, Mestonya böyle keko devletleri bir halledelim şuradan. Tamam mı? Sovyetler Etiyopya'da yeniyoruz yalnız. Yenersiniz tabii. Bir şeyimiz mi var? İki tane dağcımız var. Oha cidden. Oo Alman askeri, Alman dağcıları saldırıyor. Oo fena yeniliyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Oo. Lan sana dese git. Kaç kişi saldırıyorlar ya? Bu mudur insaniyet ha? İnsaniyet bu mudur? Addis Ababa'nın çökmemesi lazım arkadaşlar. Hadi lan desteğe git. Heh. Tamam biraz daha kurtardık gibi. Kale destek vermiyor bana garip. Yeni geldi. Gelmesin, vermesin zaten. Burada bak uçağımız bile yok bizim burada. Bir tane uçağımız bile yok. Benim kaç tane varmış ya. Senin olur tabii oğlum sen. Uçak şeycisin. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Japonya Çin'e saldıracak ve Çin'den hani o Çin'e saldırdığı uçaklarla arkadaşlar o kadar böyle sağlam pilotlar yetiştirmiş olacak ki Pearl Harbor baskınında arkadaşlar şurada buralar değil mi? Aynen Hawaii. İşte buralarda arkadaşlar Pearl Harbor baskınında o uçakları kullanıyor olacak. Hani o yüzden öyle sağlam pilotları oluyor. Bu da böyle bir tarihsel anekdot olarak kulağınızda kalmış olsun. Değil mi Anıl? Aynen. Evet Anıl da bizi teyit ettiğine göre şey yapabiliriz zaten demektir. Büyük bir baskın yapıyor da uygularsa Japonya Amerika'ya saldıracak mı o önemli. Oo benim adamlarım çok kötü halde ya şunları geri çekebiliyor muyum? Çekebiliyorum tamam çekilsin bunlar geri çekeyim. Ben bir de sevgili müttefime uçak gönderiyorum. Bu arada Addis Ababa'da işler değişti. Ne oluyor burada böyle? Sol, yoksa, sol tarafa kayıyoruz fark ettiysen. Yoksa kazanamadınız mı Anıl? Yok askerlerimizi sol tarafa kaydırdık. Sen değişiklik. Sadece. Yani şu aradan mı şey yapacağım? Büyük ihtimal aradan kaçacaklar arkadaşlar. Ki şey olsun. Yo ama nerede? Alman askeri yok. Alman askerleri burada. Sağ tarafına saldırıyor. O da Harar'a saldırıyor. Evet gördüm. Harar'a saldırıyor. Şimdi bir dakika biz onları şöyle sürpriz yakalarsak nasıl olur? Yakalayabilirsek. Söyledik tabi. Olmadı arkadaşlar. Hoppa. Gayet olmadı. Sürpriz yakalayamadık. Kimseyi. Evet, Estonya'yı Mestonya'yı halledelim. Bu aralarda bizde. Estonya destek yollayacak var mı? He? Varsa yaşını konuşsun. Yani. Estonya şu an böyle karmaşık yani. Demokratik var, komünist var, faşist var falan. Her telden oynuyor adamlar. Sovyetleri zayıflatmaksa maç tabii ki göndeririz. Vay ya bakın şu Almanya'ya ya. Türk dostlarımız ne alemde. Bu arada arkadaşlar bak selam söylüyor. O Japon Aksis'e katılmış. Evet bu arada Yaman'da selam söylüyor. Aynen komünistlere desteği unuttuk. Buradan komünistlere destek verelim. Nerede? Şurada. Boost Party Popularity diyelim. Boost bu yüzden hiç political power'ımız gelmesin. Political powersız gezelim. Bu savaş oluyor mu? Oluyor ama kazanıyoruz. Burayı böyle biz bir kişilik burayı alırız ya. Yani savunuruz. Alamayız da bir yeri orada. Hani bir yeri almayı unutun arkadaşlar. Bir yeri alınmaz yani. Şey olduysanız eğer. Hani Etiyopya'yı savunamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle herkes birleşirse savunabilirsiniz Etiyopya'yı. Yoksa öyle kolay değil yani. Şimdi şunu verelim. Bir tane daha da şey yapalım. Nedir onun adı? Şundan yapalım. İkilik. Oh be mis gibi oldu. Transef geride kalmış. Yaman bakalım. Heh yetişti bize. Çok güzel. Hadi be Estonya'yı alalım hızlıca ya. 19 oldu. Şimdi Türekler, yani Türekler diyorum. Türkler direkt internasyonalizme gidiyor. İnternasyonalizme gidiyorlar. Güzel. Güzel. Geride kalmış Yaman.
Evet, dünyanın hali şu an pek şey değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Hani pek farklı gitmiyor gerçek tarihsel olaylardan. Şimdi birazdan sürpriz bir Mengukon'un kapitülasyonu ve ardından Çin Savaşı bekleyebiliriz diye düşünmekteyim. Çağrı. Düşüneyim mi böyle? Düşün abi, düşün. Çağrı. Sana Evet. Justify War Goal yapayım mı Çağrı? Yap abi. Yapıp Başla şimdiden başla. başlatayım mı? Aynen Dünya Savaşı'nı. aynen. Mal gibi yok arkadaşlar. Öyle bir şey olmaz tabii ki. Biraz daha Sovyetler olarak biraz daha şey yapmamız lazım. Yani şu Purge sonrası savaş çıkarsa çok işime gelir. Hani Great Purge yapacağız ya arkadaşlar. O bizi bayağı etkileyecek. Bayağı kötü etkileyecek. Hani açık açık söylüyorum şu gençler. Siz de buradasınız. Kaç yılında oluyor? İşte onun yılı mesela ben şu an başlattım ya hani bir sene içerisinde 2 sene içerisinde bu düzelmiş oluyor. Hani o yüzden Japonya Çin'i boş versek mi ya? işte yani saldıracaksanız şimdi saldırın yoksa etkileri geçecek yani. Aynen. Diye arkadaşlar yalan da söyleyelim çünkü daha başlatmadık. O kadar hani duruma göre başlatacağız onu. Great Purge'ü. Ne olur ne olmaz şimdi bunlar şey yapabilir. Aynen. Yaman Lak şey yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yaman Türkiye bu arada onu söyledim değil mi ben ya? Söylememişsem kusura bakmayın arkadaşlar. Hani Yaman da Türkiye'ye oynatıyor şu anda. Bakın arkadaşlar şu adama bakın ya. Şu adama bakın arkadaşlar bir ya. İşte öyle. Kafkas birliklerim sağlam. Ya bir an böyle bir çaktırmadan bir İran'a falan da saldırmak da isteyebilirim. Ancak işte arkadaşlar böyle YouTube'a böyle video çekmenin dezavantajı bu. Şimdi izleyiciye söylemek zorundasınız. Söyleyince izleyici değil. Herkes duyuyor. Şimdi Almanya bunu öğrenirse hemen oradan şey yapar. İran'a, Japonya falan zaten hazır. Hazır. Baksanıza burada adamlar sınıra asker yığıyor ya. Aşk olsun Japonya. Niye asker? Abi ama Bir ya. de milleti exercise ettiriyorlar orada. Hepiniz eksiz de yapın lan egzersizinizi. Sen yapma Borşilov. Borşilov dedim benim şeye girecek adam. Yok lan. Borşilov da yapsın. Bunlar yapmasın nasıl? Bu savaşa ne kadar kalmış arkadaşlar? Yani %30'da şu anda. Biraz daha var. O yüzden biraz daha rahat olabilirim sanıyorum. Şöyle yapabiliriz. Aynen biraz yapsınlar. Biraz egzersiz toplasınlar. Burada zaten 2 tane regular'ım var. Güzel böyle olması. 2 regular iyidir yani arkadaşlar. Hiç yoktan. Zamanlar eşitlendi. Ha işte bunun da şeyi var arkadaşlar. Maalesef hani böyle biraz internet açısından sorunlu yerlerde olduğumuz için ülkecek. Hani böyle internette hep bir sorun oluyor arkadaşlar. Hani yabancılar adamlar 6 speed'de en hızlı şekilde oynuyorlar çatır çutur. Biz böyle uğraşıp duruyoruz. Şu tankı yakalayabiliriz lan sanırım. Vallahi yakaladık. Hadi be. Yok lan uğraşma uğraşma. Uğraşma boş ver çipir sen. Tankı mankı. Bu adamlar burada experience kazansın ya olayımız o. Experience kazansınlar Etiyopya Savaşı'nda. Hem de böyle ortamlarda deriz ki Etiyopya'ya destek olduk falan deriz. Evet, tek şeyimiz bu. Bakalım Anıl ne yapıyormuş arkadaşlar bakalım. Reichs Autobahn'ın. Adam şey yapıyor. Nedir onun adı? Otoban Dikiyoruz. yolu yapıyor her yere. Yol yapıyor ya adam. Böyle bir şey olabilir mi ya? Her yere yol yapıyor arkadaşlar yani adam. Tüm böyle. Ama arkadaşlar şimdi adam nazi mazi ama çalışıyor da yani yolda yaptı gördüğümüz gibi. Estonyalılar armament effort gitmişler. Yalnız Silah. iyi savundunuz ya. İyi savunduk değil mi? Ya işte öyle orası Aynen. ya. Sağlık bölge olunca Abi dağlık ya. İki ben şimdi dağcı Kore'ye yolluyorsun. niye ordu koyamıyorum? Nereye? Hani yeşil göstermiyor. Orduyu yetiştirmek için Kore'yi mesela yeşil göstermiyor. Senin toprağın değil. Orası senin tam toprağın değil şu anda. Yani oraya şimdi Çinliler alsa falan hemen şey olacak ya. Nedir onun adı? Kore mor oluyor. Orası belki Evet. özel bir Evet. şeydir. Peki şeyi soracağım. Kore'nin yukarısına koyabiliyor musun? Şu Mançurya falan var ya oralara Hayır, koyabiliyor hiçbir yere konulmuyor. Hiçbir yere musun? aynı. Ha. Ha Japonya. Japonya ana karasından başka bir yere koyamıyorsun Japonya'yla. Evet herhalde öyle. En mantıklı yapacağı iş Nagasaki'de doğurup sonra direkt gemiyle. Adalara da koyulmuyor ha. İşin garibi o. O zaman buradan hep sen işte deniz var ya senin için var ya böyle ekmek teknesi ya. Deniz Aynen olmazsa öyle. olmazın senin için. Yani
Çok önemli. Reinforce rate %5 arttı. Evet, her zamanki klasik taktiğimle gidiyorum arkadaşlar. Şu anda Sovyetler olarak Stalin Constitution'da açtık. Gördüğümüz gibi hemen kolektivist propagandamızı basıyoruz. Hemen onunla birlikte şuradan advisor'larımdan nerede? Captain of Industry. Hah, şöyle. Endüstrimizi geliştirelim. Savaş öncesi. Şey, desteğe şimdi İspanyol İç Savaşı biraz sorunlu olacak. Çünkü Japonlar da Naziler de destek yollayacak. İtalya zaten hep destek yolluyor. Hani bu konuda biraz sıkıntılı olacak ama Türkiye'yi bir an evvel şeye çevirebilirsek, komünist yapabilirsek o sıkıntıyı biraz daha azaltabileceğimizi düşünüyorum. Aha, gitti. Gitti. Etiyopya gitti arkadaşlar. Etiyopya'nın gitmesi birlikte bizim gönüller geri dönüyorlar. En azından bir level falan atladılar. Yani o bile iyidir arkadaşlar, yani hiç yoktan. Onları hatta şuraya koyalım mı? Burada dağ yok ya. Bunlar hep dağcı birliği. Bunları nereye koyarız biliyor musunuz? Polonya değil. Burada dağ var mı? Yok. Hiçbir yerde dağ yok lan. Romanya'da var bir iki tane şurada. Türkiye zaten bizden. Şeye falan yine aynı yere koyarız bunlar. İran'la bunlar savaşımıza destekler. Dağcı birliklerimiz. Evet, değil mi? Öyle yaparız. Aynen. En mantıklısı öyle yani şu an için. Şimdi production'da şöyle bir yol izleyebilirim. Şimdi böyle şu bombardıman uçaklarını falan boş verip şeye girebilirim. Ekipmana girebilirim. Çünkü ekipmanım çok çok az ya. İnanılmaz az. Aha, Etiyopyalı gönüller dönmüş. Hey be, aslanlarım benim be. Koca yürekliler. Koca yürekliler ya. Aynen, siz oraya gelin. Bu adamların oraya gelin. Herkes buraya gelsin. Japonya durumlar nasıl? Güzel abi. Her şey yolunda mı? Evet. Güzel güzel, yolunda olsun Japonya. Bakalım Sudetenland, Mudetenland ne alemde, her şey sağlam. Ne West Wall diyor yani şey, West Wall şey değil mi? Almanlarla. Maginot hattını destekliyorsun değil mi? Aynen. Sizde şey yapıyorum. Ha. Şeye çok heyecanlandım arkadaşlar. Anıl sen miydin söyleyen ya? Askerleri tatile götürme falan çıkacak demişti ya. Aynen. Ona çok heyecanlandım. Şey getirip hani tatile gönder deyip askerlerin daha çabuk iyileşmesini sağlayabileceğiz. Çok mantıklı ya valla. Aynen. Gayet mantıklı yani. Birazını askere yolla. Tarihte olan bir şey. Aynısını iyi yapacaklar. Ki Fransa aslında bir bakıma o yüzden çöküyor arkadaşlar. Maginot hattında. Şimdi Almanlar bunu buralara alıyor işte. Hollanda'dır, Belçika falan oluyor. Buradan dolaşıyorlar. O sırada Maginot hattına da geliyorlar. Şeyli askerler, Fransız askerlerini güneşlenirken falan buluyorlar. Bildiğiniz yani tarihsel gerçeklerde kendileri mevcut yani böyle durumlar arkadaşlar. Bakalım birazdan heyecan başlayacak. Nefesler tutulmuş halde. Türkiye, TKP güçleniyor Türkiye'de. Bir şey diyor mu Yaman? Yok demiyor. Hani bak, komünist olsam burada kopacağım diyor. Yaman. Japonlar nedense sınırı adam yığıyorlar ya. Beni kıllandırdı bu durum yani. Çağrı, kıllandım şu anda. Çaktırma abi, çaktırma ya. Vallahi bakın şu sınırdaki askerlere yahu. Yani ben de nedense paraşütçü basıyorum. Allah Allah. Paraşütçü ha. Benden yana sıkıntı yok abi. Bence sen hiç buraya orada iyi ama. Almanya'ya bak sen. Oğlum benim doğu cephem var. Uzak doğu cephem var yani. Hani Sovyetlerin doğu cephesi herhalde bu oluyor değil mi arkadaşlar? Hani çünkü doğuda ya ülke zaten. Hani batı cephesi bildiğimiz doğu cephesi oluyor. Bunların doğu cephesi de bizim uzak doğu cephemiz mi oluyor? Öyle bir şey oluyor herhalde. Evet, burada bizi Japonlar yer arkadaşlar aslında. Savaş ederlerse, cenk ederlerse. Bakalım. Durum nasıl olacak? Türkiye'den, Türkiye'nin büyük desteğini bekliyorum şu anda. Normalde tarihi değiştiren ama senin şu Asya'daki askerlerin biliyorsunuz. Japonya saldırmadı diye hepsi şeye geliyor. Moskova'yı savunmaya. Yani o yani... 30 ku ya, şimdi benim ona ihtiyacım yok biliyorsun yani. o konuları bence kapatalım yani. Bence çağırabilirsin geri yani Japonya'ya. Saldırmaz. Yok ya, hiç ya, aslında gerek yok o kadar yani. Ne gerek var? Değil mi böyle bir duruma yani? Bu arada farklı bir şey deneyebilirim. Pars'a mobilizasyona gidebilirim arkadaşlar. Gayet gidebilirim. Gitsem mi lan?
Çünkü bak construction speed'ini arttırıyor. Aynı andan gideyim. Biraz mobilize olsun millet. Çünkü ya, ya şimdi şunu yapacağım. Division recovery rate'imi arttıracağım. Ki önemli aslında. Ya da şey yapacağım. Nedir onları? Bunları geçin arkadaşlar. Şimdilik o kadar önemi yok gibi yani. O yüzden Parsiya mobilizasyona gitsen çipir. Mobilize ol biraz. Çünkü Estonyalılara birazdan savaş açacağız. %81'de. Aynen. Sesim yine travestiye bağladı arkadaşlar. Farkında olduğunuz gibi. Oluyor öyle arada. Şimdi. Asıl büyük değişikliği öyle yapacağım. Şimdi bu videoda göstereceğim size arkadaşlar. Böyle bir taktiksel değişim. Hani bütün Sovyet ordusunda hayvani bir değişim yapacağım. Hani benim taktiğim diyebilir. Yani bilmiyorum, belki başka biri yapmıştır ama görmedim yani arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Hani şimdilik benim taktiğim olduğunu söyleyebilirim sanırım. Superior firepower veriyorum arkadaşlar. Ordumun hani şeysine, nedir onun adı? Buradan bakınız, doktrinlerinden. Hani bu değil de mass assault değil de superior firepower gidiyorum hep. Bunu eğer hani gerçekten de savaşa 1940-41 gibi girersek, çok işimiz yarayacak. Önce girersek de ilk başta biraz şey yapacağız, bocalayacağız ama sonra yine düzelecek. Hani Great Purge ile birlikte biraz hani orada bocalayabiliriz ama hani gerçek hayatta, hani gerçekte olduğu gibi biraz bocalamamız sanırım olabilir. Öyle bocalama olabilir. Şimdi bakalım Almanlar hakkında ne biliyoruz? İntelijansımız ne diyor bize? Hiçbir şey demiyor arkadaşlar bize yani. Sadece bak 15 rubber aldıklarını biliyoruz. Bu ne demektir? 15 rubble armaları arkadaşlar, araba maraba bastıklarını söylüyor. Belki tanka girişmişlerdir. Tungsten'i pek şey yapmıyorlar. Petrol. 32 tane petrol alabiliyorlar. Tamam arkadaşlar, bunlar tank basıyor. Almanlar. Ya fena uçak gitmişler ya da tank gitmişler. Şeye bakalım. Kroma, yani bora bakalım. Bordalı da bor her şeyde kullanırlar. Steel'da böyle bir şey yok. Pek bir şeyleri, yani normal asker basıyorlar işte. Ama şu biraz şey yapıyor. Şimdi burada transport uçağı da basıyor olabilirler şunlarla. Haberiniz olsun. Ama tabii bilmiyoruz ne bastıklarını. Değil mi Anıl? Evet. Nasıl gidiyor? Almanya'da durum nasıl? Çiftçilikle falan uğraşıyoruz işte. Dost ve müttefik ülke Almanya ne alemdi Çiftçilik, sanat eserleri falan yapıyoruz. Anıl? Tarih eser yapıyoruz. Oo, bir dakika. Amerika'da. Oo, bir dakika. Oo, bir dakika. Oo, bir dakika. Ohoho. Ama olmaz ya. Ohoho, Türkiye'yi bırakın. Türkiye tam olmuş zaten. Amerika'ya yoğunlaşalım. Aman Allah'ım. Oo, İspanyol Savaşı. Oo. Ne yapıyoruz? Şey. Aman Allah'ım. Almanya. Aman Direkt ben Allah'ım. Ana en birliklerim nerede birliklerimi benim? Acil. gönderiyorum. Tankçı mankçı birliklerim nerede? Şu tankçı birlik. Hem de kimi gönderiyorum? Düşün yani. Volunteers göndereceğiz. Erwin Rommel'i gönderiyorum yani. Oo arkadaşlar, şu an işimiz Ben var. de Hirohito'yu gönderiyorum. Oo, Estonya'ya da biraz hemen birlik gönderelim ya. Gönder gönder. Ordularını böyle aç. Yay orduları. Taneden şey olmaz. Biz ordu çok. O arkadaşlar, gördüğünüz gibi dur. Burada 3'e alalım hızımızı. Ki şimdi olay çıkmasın. Şu ordulardan desteğe götüreyim. Şunların şeysini al. Biraz pantolonumuz yerde mi yakalandık yine? Ne yaptık arkadaşlar yahu? Burada tankçı birliği var mı? Var. Şu ikisini al. Aftal Hehehehe yapma. Ben de Shunruko Hatay'ı gönderiyorum. Hemen hemen chipper başla. Hemen 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 hemen. Yolla 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 yolla. O iki Yamashita. Bunu mu göndersem ne yapsam? Oo, olaylar olaylar. Oo. 7 birlik gönderiyorum ben de. 7 birlik. 7 birlik mi? Evet. Bir tane gönderebilirim. Aa, volunteer şu an için yollayamıyorum. Neyse, bu orduyu direkt volunteer olarak yollarız o zaman. Oo, süper. Volunteer gönderemiyor. Savaşta. Savaşta mı? Bitecek şimdi savaş. Aynen, biz de Estonya'ya direkt volunteer Gönder gönder. Estonya'ya gönder volunteer. Estonya savaşı uzun sürecek gibi. Çok uzun sürüyor ya bu Estonyalılar. Ne kadar direniyor böyle? Aman Allah'ım. Bakalım Estonya'ya 10 tane tank gönderelim aynen. Oo, hayır, olamaz. Evet arkadaşlar, gördüğümüz bu pis Naziler. Pis Nazileri gördünüz arkadaşlar. Nasıl da ordu yolluyorlar hemen.
Oo, Marco Polo, oh, Bridge Marco Accident. Polo. Oo. Aman Allah'ım. O ne şimdi ya? O senin işin oğlum işte. Marco Polo'ya şey yaptın. Çinlilere saldırdın köprüde. Vaa. Wow. Pis Japon yaptın seni. Ben öyle bir şey istememiştim ama bilmiyorum. Hadi oradan. Hadi arkadaşlar, hemen alalım şu Talin'i ya. Hadi Ermin Roman, senin hızına güveniyorum. Kaçmak önerebiliyorum aklıma. Şu an 2'yiz, sonra 4 oluyor. Sen de direkt 4'ten o zaman. Oh be, tamam. Kankır. Burayı da. Akira Mutu mu var sana? Şimdi arkadaşlar hemen... Ben daha gemileri transporta bindiremedim ya. Şeyleri, tankları. Bırak, hadi hadi oradan. 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar, tamam. Verdim ben de. Siz hepiniz gelin şöyle. Başınızda kim olsun biliyor musun? Jukov'u al 5 başına. Hadi bakayım. Jukov yürü aslanım. Yalnız Japonya buraya prestij, yani kaybetmemiz lazım. Yürü aslanım, yürü Jukov. Türkiye destek yolluyor mu ya? Dur şimdi diyelim, dur dur dur. Ooo, teknolojilerin hepsi bitti. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman ya Rabbim. Şu bir sene ileride bunu alamayız. Land doktrinimiz gelişiyor. Şunumuzu alalım hemen. Hoho. Amen o. Siz dizilin şuraya. Siz şuradaki iki tankçı birliği. Şunlara yeniden geri dönün siz. Takılın orada. Tamam. Gemileri geç. Pis adamlar sizi. Valencia'yı Malencia'yı alıyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hadi be aslanlarım. Ne zaman gelecekmiş benim gönüllerim? 16 January'de. Oo, çok var ya. Romelian'a da Guderian'ı göndereyim bari ya. Ben de değişik bir adam tanımlarım. Yaman İspanya'ya destek. Acil. Olay var. Olay var. Olay var. Kahveyi topla. Oo, Japonya Shanxi'ye savaş açmış. Oo. İşte böyle aynen. Aman Allah'ım, olaylar olaylar. 2000 yıl varmış ya, ben buna niye ordu yedim ki? Onlar öyle ya. Çok düşük. Sen bakma onların iki birliği olduğuna. Onlar aslan gibidir, aslan. Oo, Menguko da Axis'e katılmış. Şimdi dur, onlar orada olurken bir yandan da Amerika cephesine bakalım. Burada işler var. Evet. Gönderdiler, yetiştiler. İç savaşlar, mis savaşlar çıkacak. Aha. Ahan da gelmiş benim adamlar. Saldırın hepiniz, şuraya saldırın. Hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım. Heh, tamam. Tamam, hadi kıstırdık şu pislik faşist İspanyolları. Hadi o. Oh. Oh, ne oldu Almanlar? Neredesiniz? Ne oldu Almanlar? Neredesiniz? Hani ne oldu buraya böyle? Kızdıralım arkadaşlar biraz şimdi. Rakibinizi kızdırmak önemli, eğer kızdırabilirseniz. Aa, Madrid'miş ya. Allah Allah. Almanlar Madrid'de çay içiyordu. Madrid'i ele geçirmişler de olsun. Bu adamları biz kıstırdık arkadaşlar buraya. O bizim için şu an önemli. Bunların National Unity'si Unity'si ne alemde? Fena değil. Türkler de destek yollayabilirse inanılmaz güzel olacak. He. Tamam, acil. Acil bas. Tamam, acil bas diyeyim. Hemen herkes şuraya, hemen herkes şuraya. Şunları kıstırmışken halledelim. Birkaç daha faşist askerini şey almış olalım. Hemen şimdi desteğe, hemen şimdi desteğe. Koşun 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 koşun. Hadi aslanlarım. Hadi, hadi Jukov. Hadi Jukov be. Kaptır git Jukov. Hocam benim ordu geri gelmiş ya, niye geldi? Aa, niye geri geldi? Savaş açtın çünkü. Aynen. Savaş açılır mı savaş şey sırasında? Destek yollarken. Bunu bilmiyordum bak. Eğer çabuk bitirirsen.
Savaşını çabuk bitir, öyle öyle desteğe gelirsin. Şeye. Faşistlere. Seni faşist, seni. Seni pis faşist. Evet, gördüğünüz gibi pantolonları aşağıda yakaladık. İspanyolları. Hadi boğulun be. Hadi be aslanlarım be. Vallahi alıyoruz. Kaptırın, kaptırın şuradan, kaptırın siz de. Şuradan kaptırın hadi. Hadi evlatlarım. Aman Allah'ım. Yoksa rüya gerçek mi oluyor? Yoksa rüya gerçek mi oluyor arkadaşlar? Vallahi rüya gerçek oluyor arkadaşlar. Hadi Alman ordusunu kıstırın. Kıstırın Alman ordusunu. Menguku bana ordu verdi. Bırak sen Menguku'yu, Menguku'yu da savaşa bak oğlum. Almanya ne yapıyor? Kurtarsana. Nasıl kurtaracağım? O kadar şeyim mi? Gücüm mü var? Ne? Asker istiyorsun değil mi? Yani. Gel silah verin sana. Silah vereceğim sana, merak etme. Hadi be aslanlarım, hadi be, kıstırdık Almanları. Hadi be. Hadi be evlatlarım be, saldırın, hepiniz şuraya saldırın, hadi. Herkes şeye mağdur sevkleniyor. Yuh ya, bu kadar ünlü. Hadi be yiğitlerim be, alırsınız siz ya. Hadi be yiğitlerim be. Hadi Rommel'e gününü gösterin, hadi. Hayır. Almam lazım bunu, Rommel. Evet arkadaşlar, savaşın işte bu şeyini görüyorsunuz. Yani var ya işte bu, ancak arkadaşlar böyle multiplayer'da böyle şey zevki çıkıyor diyorum ya, bundan bahsediyorum işte. Hani multiplayer olmadan şu şeyi yakalayamıyorsunuz yani. Siz bir de 2. Dünya Savaşı çıktığı zaman görün. Oo, o zaman herhalde var ya olaylar olacak yani. Şunları bir alabilirsek tamam, alamazsak işimiz var demektir. Her şey, bütün plan geriye tepebilir şu anda. Şu savaşı alamazsak eğer. Ama İspanyol dostlarımız da yardım ediyor bize, güzel. Etsinler bir zahmet. Oo, şuraya destek lazım. Oo, sen şuraya desteğe git. Hadi aslanlarım be. Hadi normal be. Aha, bir birliğini yiyeceğiz gibi, bir SS birliği gitti. Sadece tankçı kaldı. Tankçılar savunmada çok kötü arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Madrid'den canlı yayında şu anda sizinle. Oo, Japonlar Çin sınırına yığılıyorlar. Oo. O ve Madrid bizimdir arkadaşlar. Rommel bu sefer güldürmedi. Rommel bu sefer güldürmedi arkadaşlar. Gitmeyin siz, durun. Durun aslanlarım. Şurayı alacağız sizinle. Oo, İtalyanlar desteğe gelmiş. İyi, İtalyanlar desteğe gelmiş. Kötü bir haber bizim için. Tabii ki kötü haber. Bize de Türkler mükler desteği. Aa, siz nereye gidiyorsunuz lan? Ha siktir, olayı gördünüz mü? Ne oldu? Abi bak, adamları ilerletiyordum. Organizasyonsuz bir birlik var, tamam mı? Şey birliği, İspanyol birliği. Adamları ilerlettim, geri kaçmaya başladı. Meğersem bana saldırı oluyormuş o sırada. Hepsi düşman cephesine doğru geri kaçmaya başladı. Hepsi overrun oldu. 3 birliğim overrun oldu şu anda. Rommel'in bedduası tuttu. Vallahi Rommel'in bedduası tuttu ya. Gençler, siz acil yeni grup oluşturun. Acil buraya destek lazım. Acil buraya destek lazım. Koşun. Hadi aslanlar. Buradaki savaşı büyüteceğiz. Hadi aslan, bak geri kaçmayın. Durun şurada. Şimdi şöyle bir gelin bakayım siz. Tüh ya, dağcı birliğim falan vardı orada ya. Bir tankçı birliği, bir şey birliğim. Ne dur onun adı? Normal piyade birliğim. Bir de dağcı birliğim arkadaşlar. Böyle saçma sapan bir şekilde havaya gitti ya. Ki hepsi güçlüydü ve keko bir grup asker onlara saldırıyor diye adamlar geri çekildi ya. Geri çekittirdik, biz emir verdik. Yani Zhukov böyle bir şey yapmazdı tabi ama. Biz yaptık arkadaşlar maalesef ki. Tüh. Evet, İspanyol Savaşı böyle bir savaştı arkadaşlar. Bu arada ulusal fokusun falan varmış. Hiç onları şey yapmadık. Açmadık. Bunları da açalım. Hadi baslanlarım be. Kaç gün kaldı? Kaç gün kaldı? Birkaç gün kalmış. Tüh ya, o kadar Rommel'i orada kıstırdıktan sonra bu yapılacak iş miydi ya?
Romeli tatile gönderdi kendine gelsin. Guderian geldi yerine. Guderian'ı mı getirdin savaşa? Aynen. Tüh 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 arkadaşlar. Tüh mobil birliklerimiz gitti gibi yok. Mobil birliklerimiz aslında sağlam. Bir tanesi gitti ama. Bir piyade ve bir nedir onun adı? Dağcı birliğimiz resmen uçtu gitti yahu. Vallahi. Heh, tamam şunlar gelsin şunlara katılsın. Hepiniz şunlara katılın. Güzel. Güzel. Bu idare eder oldu şu anda. Yani şu an burada önemli olan experience kazanmamız. Bir bakıma. Çünkü arkadaşlar işler biraz kötü gitmeye başladı ya. İç savaşta. Deminki o büyük zaferden sonra böyle bir şey olur mu ya? Yani bir anlık bir misklik yüzünden, hani yanlış bir klikleme yüzünden olacak işe bakın arkadaşlar. Şu olan işlere bakın. Şimdi saçma sapan bir yere almaya çalışıyoruz. Keko İspanyollar orada bak kıstırılmışlar. Onları halletmeye çalışıyoruz. Hadi evlatlarım hadi. Hadi alın artık şurayı. Bir şey kalmadı adamların. Heh. Şimdi hemen karşı saldırın. Şuraya. Heh şöyle o yolda yakalayın şunları. Overrun edin. Edemedik overrun ama olsun. Şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Şurada ne askeri var? Tankçı birlikleri var. Şöyle gel. Tamam. Yok ama burası mantıksız olur ya. Şuradan geri çekil. Burası çok mantıksız olur öyle yaparsan. Hadi lan. Aha. Ya şu an savaş bitecek ya da adamları kıstıracağız. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. Tüm gücünüzü şuraya yığın. Hadi lan. Hadi be. Oldu. Oldu. Hadi lan. Almanya'ya güvenmekten başka çarem yok şu an. Hadi be. Oğlum hadi. Almanya. Ah be. Oh be. Oldu. Oldu. Tamam. Ne birkaç birliğini daha eriteceğiz adamların. En azından o var elimizde şu anda. Oo. Türkler destek yolladı mı? Bir level adam yolluyormuş. Bir level adamla yani ne yapabiliriz? O da tabii ki tartışma konusu. Ancak hiç yoktan nedir? İyidir yani arkadaşlar. Şu adamları bir halletmemiz lazım bir an önce. Tankçıya karşı tankçı mı? Aynen vallahi iki tane Guderian birliği var orada. Allah. Oo, hadi aslanlarım be. Yiyin o panzerleri yemezsem şu an arkadaşlar taktiksel açıdan hani dezavantaja düşebiliriz. Çünkü bizim oradaki yani askerlerimiz boşa gitti ya. Hani Almanların da bir iki askerinin boşa gitmesi lazım ki böyle bir eşitlenme durumu olsun aramızda. Her şeyi geçtim. Her şeyi geçtim bir eşitlenme olsun en azından. Dediğimiz gibi oldurmayan Allah oldurmuyor ama yani adamlar ne savundu yahu burayı. Vallahi. Yok abi. Sen şunu bırak gel hemen şöyle. Hatta stratejik olarak şuraya redeploy et şuraya. Böyle gel. Şimdi birazdan buraya desteğe geleceksin sen de. Hatta şuraya gelsen şuraya. Şuradan bir şey alabiliriz çünkü. Biraz daha güçlenince şuraya desteğe olacağız. Efendim? Yok abi şey yeniyoruz. Sen bu arada Japonya durumu nasıl ya? İyi işte. Gidiyorum yani Çin'e gireceğim. Ha. Ha çok iyi. Senin adına sevindim. Aha. Çok sevindim senin adına. Aynen çok sevmişsindir biliyorum. Hadi be bir birliğini yiyelim şunların. Hadi 1-4, 1-2. Aha biri gitti. Oo tamamdır. Evet arkadaşlar iki tane daha panzer divizyonunu yedik. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım ne kadar kıran kırana bir savaş bu. Oo. Koşun lan. Siz de buraya gelin. Siz de buraya gelin. Güven olmaz bu İspanyollara. Ne yaptıkları belli değil. Biriniz şöyle gelin. Biriniz şuraya geçin. Tamam. Hep geliyor bu arkadaş. Hatta siz oraya dalmış. Siz buraya dalın. Şimdi burada 4 birliğim var. Diğeri nerede? Burada. Tamam geliyor. Aha. Hindenburg aksidenti. Hindenburg kazası. Yıktın zeplinleri. O ne kazası? Tam olarak. Şey oluyor zeplin patlıyor ya Alman zeplini bir tane. Tam da hiç bilmiyorum biliyor musun onu?
Nasıl yani? Tam olarak ne oluyor? Tam olarak yani öyle ben de inanılmaz süper bilmiyorum ama hani yani tarihçi falan değilim de hani şöyle bir şey oluyor diye biliyorum bildiğim kadarıyla. İşte Hindenburg'u kaldıracaklar, tamam mı? Hani bu Zeppelin işte, büyük bir Zeppelin. Onu işte kaldıracaklar, tam kalkıyor Zeppelin böyle. Kalkarken kalkar kalkmaz bir anda patlama, infilak etmeye başlıyor. Yana yana düşüyor şehrin üstüne. Bayağı insan ölüyor falan. Öyle bir olay diye biliyorum. Bayağı bayağı büyük bir kaza yani. Aynen, bayağı bayağı büyük kaza ya. Bayağı sağlam kaza yani. Dev gibi bir kaza. Evet, bu arada maddi geriden kazandık. Şurada yolda yakaladığımız dostlarımızı halledelim. Savaş dönüyor. Hadi be Sovyetler. Hadi be Sovyetler. Hadi be. O kadar tank gönderdik bunlara. Bir şey yapamıyorlar. Oo, işçi kültürünü şey yaptık. İnfrastruktür mü? Sosyalist realizm tabii ki. Madrid'e girdin. Acilen Madrid'e girdin. Çok ilginç ya. Hepsini niye alamadım ben toprağın ya? Allah kahretmesin arkadaşlar. Şu savaşa bakıyor hepsi de, alır mıyız bunu ya? Umarım alırız şu savaşı. Yoksa yine işler kesat. Biraz kötüye gidecek. Allah kahretmesin İspanyollar, biriniz şuraya adam yollayın kardeşim. Abi ben bu İspanyollardan ordu şey yapamıyor muyum ya? Şunu yapın bunu yapın diyemiyor muyum? Keşke diyebilsek, diyemiyoruz. Bu kadar saçma sapan oynanmaz ha. Az mantıklı oynayın be koçum. Lan sen git lan şuraya. Yemin ederim sen git abi şuraya ya. Buraya çünkü destek lazım arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Şuradan bir destek hattı oluşturabiliriz diye düşünmekteyim. Ancak ne zaman bu adamın geleceğine bağlı. Şu atlara yakalanmayalım. Hadi be oğlum be. Oo yine sıkışmış, ne güzel. Hadi be oğlum be, bak Türkler nerede? Türkler nerede lan? Türkler yok arkadaşlar. Bunlar gelecek buraya galiba. Hadi be aslanlarım be, çok az kaldı. Şunu arttırabiliyor muyuz? Yok. Çok geride. Bunu arttırabiliyor muyuz? Çok geride. O zaman bir an önce şeye geçelim artık. Nedir? Şunu arttırmaya falan başlayalım. Tamam koşun. Koşun abi, hepiniz koşun. Hepiniz koşun oraya değil, şuraya. Hepiniz şuraya koşun. Aha oh be, tamamdır. Oo, biraz zor kurtardık arkadaşlar ama sonunda kurtardık. Hay Allah ya. Az daha kaptırıyorduk ortalığı. Gördüğümüz gibi ama kurtardık yani. Hiç çaktırmayın arkadaşlar. İyi ki orada bir Alman generali minerali yoktu. Olsa yani bu keko İspanyollar yerine Alman generali olsa orada map olmuştuk arkadaşlar. Bir tane burada Alman dağcısı yakaladık. Hemen onunla bir... Alman dağcısı, benim bile haberim yok. Burada bir Alman dağcım var bir tane. İsmini hatta bakayım. Gebers Jäger Brigade. Aa sen ne yapıyorsun orada ya? Boşver boşver, onu geç. O kaçsın gitsin. Biraz daha şuralara, bir yerlere, başka yerlere ağırlık vermem gerekiyor. Ortalar çok riskli arkadaşlar. Ya bu kekolar bakın be, ortaya bir alsanıza kardeşim ya. Şu Madrid'i bir alın, kimse yok Madrid'de ya. 2 saattir Madrid'i alıyorum. Adam sokmuyor içine, yeniden geri veriyorlar Madrid'i. Yani böyle iş olmaz olsun arkadaşlar. Şunu yollamayın oraya. Siz şöyle gelin. Almanya yardımına ihtiyacım olacak kadar lan. Barcelona düşmek üzere. Dur şimdi lan. Hazır Barcelona düşerken şöyle bir gambit yapabilir miyiz buraya? Kaçın bakayım hepiniz şöyle. Hepiniz şöyle gelin. Ya gelin gelin siz gelin. Hepiniz gelin şöyle. Hepiniz şöyle gelin. Bir anda şuraya nasıl olur acaba? Ha? Bence güzel olur. Aynen. Düşünüm yapabilirsem çok güzel bir şey olacak arkadaşlar. Burayı bu kekolar halleder diye umuyorum. Yani bir şey düşünmüyorum. Umuyorum sadece. Burada bir Türk birliği var. Ne yapıyor orada bilmiyorum. Keşke orada olmasa arkadaşlar. Yani o kadar kötü bir yerde ki şu anda. Vallahi. Bunlar aşağıya gidiyor. Gitsinler bakayım ne olacak. Hadi aslanlarım. Yardırın şimdi. Heh, şimdi yardırın, tam zamanı. Hadi. Hadi. Siz burada yerinizi koruyun. Siz burada yerinizi koruyun. Vallahi yaptık. Vallahi billahi yaptık. Bir Nazi birliğinin yoksa daha mı şey yapacağız arkadaşlar? Barcelona'ya giden Nazi birliği. Yolun açık olsun. Duydun mu beni? Anıl. Anıl. Sadece izliyorum. Anıl çok büyük hata yaptın Anıl oraya gitmekle. Anıl.
Barcelona bölünmez Anıl. Barcelona her zaman İspanyol toprağıdır. Zaten bu da giderse bir daha göndermeyeceğim yani. O gidici Anıl, o gidici. Hadi be aslanlarım be. Kaptırın şunları be. İspanya'yı şey yapalım. Japonlar destek yolluyor mu İspanya'ya? Yollayamıyor çünkü savaştılar. Hayır, değil mi? Savaş. Ya Japonya. Oğlum savaşta değilsin Japonya. Oo Japonya Çin'e karşı savaşta. Uuu. Çağrı. Efendim. Çin savaşı nasıl gidiyor? Daha başlamadık. Hazırlık yapıyoruz. Oğlum Çin'e karşı savaştasın diyor burada. Hayır. Değil misin? Ya savaşta değildi de. Hadi sebebim var. Ha. O zaman bence desteğe gel bak İspanyollara. Yoksa olay var burada bak. Nazi birlik... Aa geri çekilmiş Nazi birlikleri. Seni, seni. Çekme ben gönderdim. Anıl. Efendim. Nazi birliklerini çektin mi geri? Yoksa yok mu oldu oğlum ordun? Duruyorlar, sen göremiyorsun. Aa bence. duruyorlarmış. Ben de geri çekti zannettim ama nasıl geri çekecek ki değil mi? O kadar hengamede değil mi arkadaşlar? Şunları da siz kesin. Hadi aslanım tankçılar, hadi oğlum. Kesin şunları da. Şöyle. O savaşı öyle ya da böyle almamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi de ben aldığım gibi Mao da bana girecek mi? Belki. Kent geliyor içine. Genelde giriyor ama. Ya komünist içinde pek güç yok. Seferberlik ilan ederse. Evet burayı aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım uzak doğu cephesi ne alemde? Shaanxi çöktü mü şimdi? Bir bölgesini alamadık. Tamam. Niye bilmiyorum ama. Aa niye öyle? Bilmiyorum. Oo bu ne? Kalan da alırım şimdi. Sana şey attım. Ticaret şey. Aman ticaret şey biliyorum. Anladım. Birlikte çalışmak. Zaten ordusu yokmuş. Çalışalım birlikte. Kapitalistler daha büyük tehlike bizim için şu anda. Bomboş topraklarda gelip geleceğim ha. Ben zaten İspanya'dan çekiliyorum artık tamam. Çekil. İspanya savaşı bitmiştir. Sadece daha da gelme. Zaten başka bir şey yapma. Daha da gelmez misin İspanya'ya? Aynen. Gelme ya daha İspanya'ya. Zar zor kurtardık İspanya arkadaşlar. Bu İspanyollar ama bizle müttefik olsa bile yani iyi değil arkadaşlar bizim için ya. Adamlar resmen sorun ya anasını satayım ya. Şu Madrid 50 defa elimizdeydi adamları halen almadı ya. Aha burada bir şey oluyor. Bunu halleder onlar. Gördüğünüz gibi sosyalist realizmi de hallettik. Oo. Sanki şimdi biraz zamanı gibi. Tam şimdi zamanı arkadaşlar başlatalım biz olayımızı. Şimdi bunu geç. Tamam başladı gibi gördüğünüz gibi. Şimdi army regrouping'i alalım. Çünkü gerekecek. Çünkü arkadaşlar bildiğimiz gibi bayağı organizasyon sorunu yaşayacağız gelecek yıllarda. Gelecek bir senemiz. Paso organizasyonsuz geçecek. En az bir senemiz. Oha almaya başladık ya savaşı. Tamam ya. İspanya kurtulmuştur sanırım. Japonlar destek yollamazsa eğer çok rahat alırız burayı. Japonlar yollayamaz. Tam istediğimiz gibi oldu arkadaşlar. Tam zamanında Japon Shaanxi savaşı başladı. Gördüğünüz gibi burada yardırıyoruz biz de. Burada bir Türk birliği var. Bir yere gidiyor durmadan bir yerlere gidiyor ya. Gördünüz mü onu? Adam ta şeye gitmiş. Leon mu burası? Galicia'ya gitmiş anasını satayım ya. Yoksa yeni bir Galicia cephesi mi arkadaşlar Türklerin? Diyeyim böyle. Oo, war justification'ı hallettik. Oo. Kaçak ne zamana kadar geçerli bu? 4 Oktober'a daha var. Ekim'e var. Biraz da şu savaşı bir halledelim de bir. Güvenemiyorum bu İspanyollara. En azından birkaç yeri alayım. Hani olabildiğince çabuk. Öyle halledelim yani biraz. Ordularım yığılmış değil mi kenara? Güzel. Tamam.
Sonraki şeyimiz Letonya arkadaşlar. Hedefimiz. Bakalım oraya destek yollayan olacak mı Letonya? Umarım yollamazlar arkadaşlar. Yollarlarsa biraz kötü olur. Ya böyle ortamı kızıştırıyorum şu anda. Anıl. Ben tarih eserlerle ilgileneceğim bak. Bak şimdi bu da aslında bir şey ipucu arkadaşlar. Büyük ihtimal Fransa'ya saldıracak. Tarih eser maalesef dediğine göre. Hedefin Fransa mı yoksa? Yok yok, Fransızları severim. Öyledir. Kim sevmez ki değil mi Fransızları? Ben Rusya'yı daha çok severim. Rus kızı. Hadi yahu. Sen ne diyorsun bizim burada Rusya anamıza karşı? Ha? 1942 yılında Moskova'da çayımızı içeceğiz inşallah. Rus kızı daha doğrusu. Beş çayını Moskova'da mı içeceksin? Yani İspanya şeydi, avans olarak düşün. İyi bakalım, bir avansımızı aldık diyelim o zaman arkadaşlar, yani İspanyol avansımız burada. Sırf İspanya Nazilerin bir grup böyle askerini bile dağıtmış olsa, yani nasıl diyeyim, hani şimdi savaş çıktığı zaman Fransa şeyin olacak ya, Almanların. Buralar hep Almanların olacak. Bütün Avrupa Nazi hegemonyası altında olacak. Hegemonyası hatta. Arkadaşlar hani o yüzden bir iki böyle şey yapmamız iyi olur. Hani bu konuda başka bir cephe açılması iyi olur yani. Ben İskandinavya ile ilgileniyorum ya. Fransa pek umurumda değil. İskandinavya yardır bak. Finlandiya'yı ben alacağım. Umarım hani ben almadan hani alabilirsen iyi olur. Hani ben söylüyorum sana. Fransa'da kaynak olarak ne var? Ben kaynakçıyım biliyorsun. Aynen, adam kaynakçı. Metal var yani, onu kaldırılır ya metal içinde. Allah Allah. Allah Allah. Fransa'da bir politik grup oluşuyormuş. Allah Allah. İlginç. Çok ilgilisin ya. İlginç. Yani. Amerika'da da Communist Party of USA falan yükselişteymiş. Aynen aynen. Türkiye ile destekliyorlar mı ya? Sovyetler destekliyor. Allah Allah. Politik gücü Mataven'e destekleyeceğim de politik güç yok. Aliyes'e kaptırmamam lazım. Aliyes'e kaptırırsam çok aşırı güçlü olacaklar. Neyi? Aliyes ne lan? Elay var ya. He, Elay. Aliyes Türkçesini söyle. Aliyo. Yani yaşamamız için Fransa, İngiltere, Amerika'dan birini yanımıza almamız lazım. Bak ben senin yerinde olsam Fransa ile hiç uğraşmam. İngiltere'ye kasarım biraz. Ya da şeye kasarım. Ne bileyim, böyle ayrı bir ülkeye kasarım. İngiltere'ye arkadaş gelecek ya. He doğru, İngiltere'ye doğru barış geleceği için. Olur. Yoksa ilk hedefim İngiltere'ydi yani. Aynen, o zaman doğru. O zaman aslında ben olsam direkt Amerika'ya bayağı abanırım yani. Fransa'yı direkt alırım böyle. Ele geçiririm. Ama bilmiyorum. Ben değilim sonuçta. Şeyim var. Bir şeyi ayaklandırıp bir şeyle birlikte Fransa'yı paylaşmak. He. O da olabilir. Mantıklı o da. İtalyanlara hiçbir zaman güvenmiyorum. İtalyanlar ancak dünya savaşı çıkartıyor. Biraz öyleler gerçekten de. Japonlar bir güvendiğim müttefiğim. Sevgili ben Japonlar. Ben bunu anlamadım ha. Ben bu ülkeyi hiç anlamadım. Başkenti gitti hala pes etmedi ya. Kim? Shanxi. Dağcı yolladın değil mi Shanxi'ye? Çok derken. Dağcılarla savaş bence Shanxi'de falan. Aynen, orası full dağcı. Yani yoksa orada... Çöl abi, desert diyor şu an başkentte. Hani çöl ve dağ var işte hep. Bunu alamayız arkadaşlar. Gobi çölü değil mi orası? Gobi çölü. Valla ne çölü bilmiyorum ama çöl hep. Buraya gidersek dönemeyebiliriz oradan, o yüzden gitmeyelim. Şimdi böyle kuzeydeki savaşı bitirelim. Bu ordularımızın hepsini aşağı indirelim arkadaşlar İspanya'da. Ve hatta burada biz bu videoyu sonlandıralım. Bir dahaki videoda devam edelim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Valla beğendiyseniz arkadaşlar beğendim butonuna. Beğenmezseniz beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Abone olursanız büyük destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için arkadaşlar. Herkes millet bay bay falan bir şeyler diyelim. Bay bay. Görüşürüz. Aynen arkadaşlar. Çağrı bay bay dedim mi? Dedim abi. Tamamdır. Yaman da diyebiliyorsa o da derdi şimdi bay bay. Kahveden adam getirdim falan filan diyor. Gördüğünüz gibi bu Kuzey İspanya'yı 1K adamıyla almış. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Ben Cheaper.